Canlarım merhabalar. Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün ne yapıyoruz canlarım? Bugün TYT konu ağırlıklı denemesini çözeceğiz. Açı yayınlarının TYT konu ağırlıklı denemesi, ikinci denemesini çözüyoruz arkadaşlar. Ne demek bu konu ağırlıklı? Mesela atıyorum o zaman geldiğimiz yere kadar ki mesela ünitede sallıyorum problemler yok şimdi mesela bunun içinde. Ya da dörtgenler yok. Tamam. Onun gibi düşünün arkadaşlar. Zaten bu son konu ağırlıklı denememiz. Bundan sonra genel denemelere geçeceğiz. Tabii bir tane de AYT konu ağırlıklı ikinci denemesini çözeceğim. Ondan sonra artık yavaştan genel denemelere geçeceğiz canlarım. O zaman yavaş yavaş başlayalım minnoşlar. Hadi gelin beraber başlayalım şimdi. İlk sorumuzla beraberiz. Şimdi ne diyormuş burada? Sorumuz Serdar öğretmen matematik dersinde ne diyor? Bir çizgi yardımıyla tahta ilgi evreleri alıştırmada yazılmıştır. Alıştırma 1. Diyor ki 2, 3, 6 ve 8 rakamlarından 3'ünü her bir kutucuğun içerisinde farklı bir rakam olacak şekilde yazarak işlemin sonucu negatif bir tam sayı bulunuz diyor. Şimdi burada farklı sayıları kullanacağız arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz. Şuraya fazla büyük bir sayı yazmayayım. Mesela 3 yazayım arkadaşlar. Şuraya kimi yazayım? 3'ü yazdıktan sonra 6, 2'yi yazsam olmaz. 8, 2'yi yazsam. 8 ve 2. Bakın ne oldu arkadaşlar? 3 eksi 8 bölü 2, 4. 3 eksi 4'ten ne geldi arkadaşlar? Eksi 1 geldi. Doğru mu? Heh, negatif tam sayı buldum. Tamam. Burası eksi 1'miş yani. Cevabımız eksi 1'miş. Şimdi buraya bakalım. 2, 3, 6, 8 rakamlarından 3'ünü her bir kutucuğun içinde farklı birer rakam olacak şekilde negatif bir tam sayı olarak bulunuz diyor. Negatif tam sayı olarak bulacağız arkadaşlar. O zaman şurası büyük olsun. 8'i yazayım. Şuraya da küçükleri yazayım. 2 ile 3'ü yazayım. Çünkü çarptığım zaman 2 ile 3'ü ne geldi buradan? 6 geldi. 6 eksi 8'den eksi 2 geldi. Buradan da eksi 1 gelmişti. Bana diyor ki bu iki cevabın toplamı kaçtır diyor. Eksi 2 burada. Eksi 1 burada. Toplarsam eksi 3 benim doğru cevabım Ceyhan. Geldik ikinci soruya. Şimdi diyor ki aşağıda şekilde 1,5 metre genişliğinde bir çeşme duvar verilmiş. Ve bu çeşme duvarın yapımında kullanılan taşlar aynı renkte olanlar kendi içinde özdeş. Şimdi o zaman arkadaşlar bak. Şöyle düşünün ya zorlamayın. İlk önce bir tasla oluşturun. 1,5 metre ise burası. Değil mi? Kaç metre olabilir? 1,5'u 1, 2, 3, 4. 1,5'u 4'e bölersem yani şu kırmızıların boyu 1,5 bölü 4'tür. Mantıklı mı? Peki minnoşlar siyahlar 1, 2, 3, 4, 5. Yani bu siyahların boyu da 1,5 bölü 5'tir. Doğru mu? Şunu şuraya yazmayayım. Şu yukarıya yazayım. 1,5 bölü 5. Siyahların boyu da bu. Şimdi arkadaşlar şuradan şurayı soruyor. Doğru mu canlar? Şurayı soruyor. Şimdi fark ettiyseniz bu siyahlardan iki tane siyahtan biraz büyük. İki tane kırmızıdan biraz küçük uzunluk. İki tane siyahtan bir siyahın boyu buydu. İki siyahın boyu iki tane siyahın boyundan biraz büyük. Buradan buraya x dersem. Değil mi? Eşitlik var mı? Yok. Biraz büyük. Niye eşitlik koyduysam. Şurada iki tane kırmızının boyundan biraz küçük mesafedir bu x dediğim yer. Doğru mu? O zaman iki tane kırmızının boyu da iki tane kırmızının boyu da şu değil mi arkadaşlar? Ha, bu işlemi yapacağız. O zaman ne oldu arkadaşlar? Şurasının işlemini yaptığınız zaman 0,6 bulacaksınız. Niye ben sürekli eşitlik koyuyorum ya? 0,6 bulacaksınız. 1,5 çarpı 2 çünkü 3. 3 bölü 5'ten 0,6. Buradan ne geldi arkadaşlar? Şurada sadeleştirdim. 1,5'ün 2'ye bölümü de 0,75'tir canlarım. O zaman 0,6 yerine 0,60 da yazabilirim. Aynı şey. Yani 79, 87, 71 okeyiz. 71 doğru cevabımız Ceyhan. Evet canikolar geldik 3'e. Şimdi diyor ki böyle bir şey tanımlamış bize. Bunlara birer rakam yazılacakmış diyor. Şimdi bu kartların sırası değiştirilmeden yan yana olan iki kartın birleşmesiyle iki basamaklı doğal sayı oluyormuş. O zaman hemen kendi kendimize mesela şuraya ben A desem, şuraya ben B desem, şuraya ben C desem.
Tamam mı? Şimdi o zaman fark ettiyseniz burası ne oldu Canikolar? A, B iki basamaklı sayısı artı C eşitmiş 56. Güzel. Burada arkadaşım A var. B, C sayısıyla toplamışım. Eşittir 83. Oh. Tamam o zaman. Başka bir şey var mı? Mavi, sarı ve kırmızı renklerin yani rakamları toplamı. Yani bizden ne istiyor? A artı B artı C'yi soruyormuş. Okey to. Şimdi bakalım arkadaşlar ne yapalım? A, B artı C 56. Bak şimdi. Bir açar mıyım? Açayım mı? Düşünüyorum ben de. Açsam bir şey gelir mi? Yok. Direkt değer versem. Direkt değer versem. Evet canlarım. Değer verdim. Video şişmesin diye değerleri düşündüm. Öyle şey yaptım. Şimdi şöyle yapalım. A'ya 4. Çünkü başka çarem yok. Neden değer veriyoruz hocam? Çözemiyoruz. Bak şimdi kardeşim. Bu bilinmeyen. Bu bilinmeyen. Bu bilinmeyen. 3 tane bilinmeyeniniz var ve 2 tane denkleminiz var. Yani bunu zaten direkt böyle işlem yaparak çözemem. İlla ki değer vermem gerekiyor. Ama eğer 3 tane bilinmeyenim bir de 3 tane denklemim olsaydı işlem yaparak çözebilirdim. Anlatabildim mi arkadaşlar? O yüzden durdurdum. Dedim ben bulayım ilk önce değerleri. Sonra 2 saat çünkü düşünüyoruz arkadaşlar. Biz de düşünüyoruz. Yani bu mu olsun, bu mu olsun diyorum kendi kendime. Zaten yaklaşık bir şey diyorum kendi kendime. Başlangıç noktası. Mesela 4 dedim. Niye 40'lı bir şey olsun artı bir şeyle toplayayım 56 olsun. Anlatabildim mi demek istediğimi? Gidip 1 demiyorum salak gibi. Yani 1 ne? 1 ile hangi rakamı toplarsan 56 olur? Öyle düşün. Burası 10'lu bir şey. 19 ile hangi rakamı toplayacaksın 56 olur? O yüzden 4 verdim zaten. A'ya 4 deyip B'ye 7 deyip C'ye de 9 dediğim zaman sağlıyor mu bakalım. 47 artı 9'dan 56 sağladı. Bu 4, bu 7, bu 9, 79, 4 daha 83 sağladı. O yüzden benim değerlerim A4, B7, C9. 7, 9 daha 16, 4 daha 20 benim doğru cevabım. Evet geldik 4'e. Şimdi A, B ve C birer tam sayı olmak üzere sayıların tahtaya yazan Ahmet öğretmen öğrencilerine. Şimdi diyor ki bu 3 sayıdan belli ikisini topladığımda sonucu tek sayı buluyorum. Buradan ne anladık? Buradan. Demek ki buradan şunu anlıyorum. 3 sayıdan belli ikisini topladığımda sonucu tek sayı buluyorum. Her türlü. Burada şunu biliyorum ben. İki tane tekim var, bir tane çiftim var. Tamam mı? Bak, iki tek bir çift olduğum zaman belli ikisini topladığımda sonucu tek sayı buluyorum. Belli ikisini. Şimdi niye belli ikisini? Mesela tek desem, çift desem. Doğru mu? Bilmiyorum şu an. Mesela bak belli ikisi. Şu ikisini topladığımda tek buluyorum. Bu üç sayıdan belli ikisini topladığımda tek biliyorum. Tamam. Benzer şekilde bulabiliyorsun. Belli ikisi. Bununla bu mesela. Benzer şekilde belli ikisini çarptığımda yine bak. Evet tamam. Bak bununla bunu da yani şöyle diyor. Belli ikisi mesela şununla şunu topladığımda tek buluyorum. Şununla şunu çarptığımda yine tek buluyorum. Zaten çarpımda tek geliyorsa her türlü iki tane tekin olması lazım. Anlatabildim mi? Üç tane tek olsa, bak üç tane tek olsa bu sefer belli ikisini topladığında tek sayı bulamazsın. Belli ikisini topladığında tek de tekin toplamı çift olur. O yüzden bu olmaz. Yani biz ne biliyoruz arkadaşlar? %100 bu sayılardan ikisi tek, biri çift. Ama şimdi hangisi? İkisi tek, biri çift. İkisi tek, biri çift. İkisi tek, biri çift. Kafamda deli deli sorular. İkisi tek, biri çift. İkisi tek, biri çift. Şimdi diyor ki bana, İvan ne diyelim? İkisi tek, biri çift. B sayısına çift dediğim zaman A tektir, C de tektir. Doğru mudur arkadaşlar? B sayısına çift dediğim zaman A tektir, C de tektir. Bu tekten çifti çıkarınca çifttir. Yani iki tane tek, bir tane çift bulmam lazım. Şu çift olduğu için çiftle teki çarpınca çifttir. Bu olmaz. Değil mi lan?
çiftten tek çıkarsa çift. 6'dan 3. Aa pardon. Çiftten tek çıkarsa çift mi arkadaşlar? Tek değil mi? Çift sayıdan tek sayı çıkarsa tektir. 6'dan 3 çıkarırsanız 3'tür. Tamam. Çiftle teki çarpınca çifttir. Şuraya gelelim. B çiftti. A tekti, C tekti deniyorum. Şurası ne oldu? Çift oldu. Çiftle teki topladım, tek oldu. Aha. İki tek, bir çift. İki tek bir çifti yakaladık mı? Yakaladık. O zaman bu A, B, C sayılardan hangisi tek sayıdır? Bu zormuş lan. A ve C sayıları tek sayıdır. B çift sayıdır. B çift sayıdır arkadaşlar. A ve C sayıları tek sayıdır. Doğru cevap Ceyhan. Evet, geldik 5'e. Yine bir teklik çiftlik sorusu. Ne diyormuş bu soruda? Bize diyor ki A, B ve C tam sayıları için aşağıda ifadelerden her birinin doğru olduğu bilinmektedir. Bunların hepsi doğruymuş. Tamam. Ne demeye çalışıyor bize şimdi? A artı B toplamı tek sayı ise B artı C toplamı çift sayıdır. Şimdi A ile B'nin toplamı tek sayı ise arkadaşlar, tek sayının oluşabilmesi için biri çift, biri tek olması lazım, değil mi? Mesela bu çift, bu tek olsa, bu tek toplamı çift sayıdır diyor. Çift sayı olması için bunun da tek olması lazım. Misal deneyelim. Bakalım buraya verdik, burada sağlıyor mu? A çiftti, C tek, B tek. Çiftle tekin çarpımı çifttir. Çiftle teki toplarsam tektir. Bu da geldi. A ve B sayılardan en fazla biri tek sayıdır. En fazla ne demek? En fazla biri. Yani en fazla biri. Ya ikisi de çift olmak zorunda değil. En fazla biri. Yani biri çift olabilir. Mesela bana desem ki gidin iki tane bana en fazla iki tane gofret alın. Ne yaparsınız? Hocam dersiniz tamam alayım iki tane alıp gelirsin. Hocam dersin para yetişmedi bir tane alırım gelirim. Hocam valla bu paraya ben buradan buraya kalkmam. Kusura bakma da diyebilirsin. Yani hiç de almayabilirsin. Anlatabildim mi? O yüzden bakalım. A çift B tek C tek sağladı mı? A çift B tek A çift B tek. Evet. En fazla biri tek sayıdır. En fazla biri tek sayı. Bir diğeri çift. O zaman A çifttir. Hepsini sağladı. B tektir. C de tektir. Doğru mu arkadaşlar? Bize ne soruyor? A tek sayıdır. Yalan. B tek sayıdır. Allah'ına kurban. A çarpı C çift sayıdır. A ile C'nin çarpımı. A ile C'nin çarpımı. Evet, çift sayıdır. Doğru. Yani Denizli benim doğru cevabım. Evet, bir pozitif negatif sayı sorusu. Şimdi ne diyor bize? Gerçel sayıymış diyor. Çarpımları küçük sıfır, çarpımları büyük sıfır. Şimdi çarpımları küçük sıfır, çarpım şuraya. A dedim, B dedim, C dedim. Değil mi Can Nikolar? Şimdi düşünelim. A'ya pozitif dersem A pozitifse B negatif olur. Küçük sıfır çünkü. B negatifse C de negatif olsun ki sıfırdan büyük olsun. Peki A'ya negatif dersem A'ya negatif dersem B pozitif olur. B pozitifse sıfırdan büyük olması için C de pozitif olması lazım. Güzel. Şimdi şu yargıya bakalım. Şunu şuraya atarsam A diyor C'den küçüktür diyor. Şimdi A sayısı C'den küçük olması için bu olmaz. Bu pozitif, bu negatif. Burada A C'den büyüktür. Yani benim kıstasım burası. Gördünüz mü? O zaman ne oldu mini mini birler, çalışkan ikiler? A negatif, B pozitif, C pozitif. Negatif, pozitif, pozitif. Nerede lan bu? Aa, o kadar o kadar artistlik yaparak çözdüm. Sana da cevabı arıyorum. Hadi devam. Evet, geldik 7'ye. Sürekli sayı yazdırıyor bize. İşte konu ağırlıklının yani dezavantajı da bu. Ama tabii yani dibine kadar soruyor adamlar. Vallahi güzel. Ya ben seviyorum aç yayınlarını. Biraz zorluyorlar, Allah var. Yani zorluyorlar. Ama ne diyelim? Güzel. Geçen sene de tutturmuşları da var sorularda. Çok ben de giriyorum mesela. Her sene sizlerle sınava giriyorum ben de. Direkt dedim lan ben şimdi denemeleri de ben çözüyorum ya. Lan dedim bu ne? Şey sorusu, YouTube sorusu böyle. YouTube muydu neydi? Hızlandırma sorusu. 1,5 hızla izliyor. 1,75 hızla izliyor falan filan. Aynı soru açı yayınların deneme 8'i miydi? Neydi? Öyle bir şey de vardı yani. Löp diye direkt işaretledim yani.
Ben bilmeseydim de yine vardı sonuçta orada. Yapardık ama neyse. Hadi ne diyor bu şimdi bakalım. Şimdi minnoşlarım diyor ki verilen zarfların içerisinde üzerinde yazılı olan kartlar bulunmaktadır. Tamam iyi söylemiş. Kaç lan bu? Bir saniye ben de şuradan telefonumdan. Şimdi PDF'e dönüştürünce böyle birazcık kaymalar oluyor. Eksi 5. Eksi 5. Bu eksi 5'miş arkadaşlar. 6, eksi 3, 2. Tamam. Diyor ki her bir zarfın içerisinde yalnızca birer kart seçilip bu kartların üstünde zarfa aynı renkte olan kutucuğun içine yazılacaktır. Tamam. Tamam. Buradan seçtim. Buradan birine yazacağım. İyi. Diyor ki aynı renk kutucuklar içinde aynı sayılar olmakta olup tamam. Her bir işlemin sonucu negatif bir... He, buradaki sayılar negatif sayıya eşitmiş. Şimdi o zaman gelin arkadaşlar. Şöyle yapalım. Gri'den şurada toplam olduğu için gri'den eksi 8'i seçeyim. Tamam mı? Gri'den eksi 8'i seçeyim. Buraya da eksi 8 yazayım. Toplamaya şey olsun, negatif olsun diye gri'den eksi 8'i seçtim. Mordan eksiyi seçmeyeceğim. 2'yi seçeceğim. Çarptığımda eksi 16 olsun diye. Turuncudan da biz ne istiyorduk? Negatif istiyorduk. Turuncudan da ama burada eksi 5'i seçersem burası eksi eksi artı olur olmaz. Yani 6'yı seçeceğim. Turuncudan 6'yı bak. Bakalım hepsi sağladı mı? Çarptım. Eksi 16. Topladım. Eksi 2. 2'den 6 çıkarsa eksi 4. Hepsi negatif tam sayı verdi mi? Verdi. O zaman bu zarflardan alınan kartların üzerinde yazılan sayıların toplamı kaçtır? Toplayalım. Eksi 8. 2 daha eksi 6. 6 daha 0. Benim doğru cevabım. Evet geldik 8'e. Diyor ki rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı olan en az 2 basamaklı. Yani ne diyor? Sıfırdan ve birbirinden farklı olan en az 2 basamaklı bir doğal sayının rakamları çarpımı, rakamları toplamına bölünüyorsa buna ihtişamlı sayı. Of be. Of be. İsme bak. Kurban olduğum Allah'a. Bak. Diyor ki 456 sayısı var. 4 çarpı 5 çarpı 6 bölü 4 artı 5 çarpı 4 artı 5 artı 6 bölünmüş. 8 mi çıkmış? Tam bölünmüş. 8 çıkmış. O zaman 456 sayısı bir ihtişamlı sayıdır. Diyor ki buna göre bu bıdı 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 ihtişamlı bir doğal sayı olduğuna göre. O zaman ne diyeceğiz? 1 çarpı 6 çarpı x çarpı 8 bölü 1 artı 6 artı x artı 8 bu kesinlikle doğal sayının elemanı, tam sayının elemanı fark etmez. Tam sayıların bir elemanı. Değil mi? Tam bölünecek. O zaman şöyle bakalım. Burası ne oldu arkadaşlar? 48 çarpı x bölü onu 15 değil mi? 15 artı x. Güzel. Şimdi bu sayı ne oluyormuş? Bu sayı tam olması lazım. O zaman burada başka çarem yok. Bakkal bölmesi yapacağız. Şimdi ben de hiç anlamıyorum şuna niye bakkal bölmesi diyorlar. Benim Allah rahmet eylesin babamın bakkal dükkanı vardı. Yani bizim bakkal dükkanımız. Şimdi annem böyle takılıyor kendi kendine. Maksat vakit geçiriyor evde sıkılmamak için. Devam ediyor o bakkal dükkanında. Hiç babamın böyle bir bölme işlemi yaptığını görmedim. Hadi oğlum gel de şöyle bir 48x'i şanımız yürüsün. Bakkal bölmesi yapalım demiyor ama hep böyle matematikçiler arasında bir şuna bir bakkal bölmesi demesi var. Ama her seferinde de babam aklıma geliyor. Allah rahmet eylesin tekrardan. Ama çok hoşuma gidiyor. Bu da bakkal bölmesi diyorlar. Ben de diyorum. Çok hoşuma gidiyor. Güzel. Hadi gevezelik yaptık. Devam edelim. Şimdi ne demiş arkadaşlar? Şöyle 48 ile çarpayım. Çünkü niye böyle yapıyorum arkadaşlar? Bir şey artı sade bir şey. Üst şu yani şöyle bir şey olacak artı şu sayı benim için önemli. Bunun bölenlerine bakacağım çünkü. Böyle yazayım ki. Anlatabildim mi? Burası zaten yine x artı 15 olacak. Şimdi ne oldu? 48 ile çarptım. 48x artı üf. 48 çarpı 15. Doğru mu? 48x artı 48. Üf, çok çok hoş olmadı. Şöyle yapalım. Şurada burası eksi olacak. Bölmem lazım. Başka çarem yok. Bölmem lazım. Başka çarem yok. Ne diyelim?
Çarpacağım artık. Başka çarem yok. 48 ile 15'i çarpalım. 48 ile 15'i çarptığım zaman arkadaşlar 720 gelir şurası. Yani şununla şunu çarptım, şununla şunu çarptım. Şimdi bölmeden gelen eksiği hem buna hem de buna. O zaman ne oldu arkadaşlar? 48x'ler gitti. Burada eksi 720 kaldı. Doğru mu? O zaman ben bunu nasıl yazarım Canikolar? Şöyle yazarım vallahi hiç acımam. 48 eksi, çünkü her zaman artı olacak diye bir şey yok. Burada eksi var. 720 bölü x artı 15. Heh, anlatabildim mi? Bak şimdi mis gibi oldu. Burada 720 var. Burada 720 var. Artık bu x artı 15, 720'ni tam bölünecek bir şey olması lazım. O zaman x sayısı neler olabilir arkadaşlar? 3 olabilir. 5 olabilir. Bir de 9 olabilir arkadaşlarım. 3 topladığım zaman arkadaşlar ne oldu? 15, 3 daha 18 bunun içinde var. 5 de topladığım zaman 20 bunun içinde var. Zaten çarpanlarını ayırdığınız zaman göreceksiniz. 9 ile 15'i topladığınızda yine 720'nin bir çarpanı olacak. Demek ki x sayılarımız neler olabilir? 3, 5 ve 9 olabilir. Bunların toplamını mı soruyor? Toplamı da nedir arkadaşlar? 17 benim doğru cevabım. Evet, geldik 9. soruya Canikolar. Şimdi diyor ki A, B ve C katları sırasıyla 3, 5 ve 4 eş bölmeye ayrılmışlar. Hemen hiç acımadan. O zaman ben A'ya ne derim? A'ya 3A, B'ye 5B, C'ye ne diyelim? 4C diyelim. Değil mi? Hani şey ya 3, 4, yani 3, 5 ve 4 bölmeye ayrılmış ya ondan dolayı. O zaman tamam. Kapla başlangıçta tamamen doluyken C kapı başlangıçta boştur. Tamam. Ve A ve B kaplarının altındaki musluklar belli bir süre açtığında aşağıda durumlar oluşmaktadır. O zaman C kabına ne olmuş arkadaşlar? C kabına 2 tane A akmış, bir tane B akmış. 2 tane A akmış, bir tane B akmış, 2 tane C'ye tekabül etmiş. Doğru mu? Güzel. Bu cepte. Sonra ne olmuş arkadaşlar C kabına? Aşağıdaki durumlar. C kabı başlangıç. Bunun üstüne mi yapmış? Yani onu söylese güzel olur. C kabı başlangıçta boştur. Şimdi ben şundayım hani yok bakayım. Aynen bu farklı bir durum çünkü burada 1 burada 2 tam. Tekrar boşaltmış tekrar hani boş olarak tekrar doldurmuş. Ne olacak o zaman arkadaşlar? Bir tane A akmış. İki tane B akmış. Ne olmuş? 1, 2, 3 tane C olmuş. Doğru mu Canikolar? Tamam bildiğin denklem çözeceğim. Minnoşlarım şimdi. Ne yapalım isterseniz? Burada B'leri yok etmeye çalışalım. Şunu ne yapalım? 2 ile çarp. Eksi 2 ile çarpayım. Alt alta toplayayım. Doğru mu? Evet, tamam. Ya da yok. Aynen şu. Eksi 2 ile çarpayım. Alt alta toplayayım. Çarptığım zaman eksi 4A. Burada bir A var topladım. Eksi 3A. Bununla bunu çarptım. Eksi 2B. Burada artı 2B var. Gitti. Bununla bunu çarptım. Eksi 4C. Burada da 1C, 3C var. Eksi C. Yani 3A dediğim şey C'ymiş. Tamam bu cepte. Bana ne diyor? A kabındaki suyun tamamı ile C kabında kaçta kaçı doldurulabilir? Tamam A kabındaki suyun tamamına C kabı kaçta kaçı doldurulabilir? Yani şurası 1K ise şurası 3K'dır. Doğru mu arkadaşlar? Tamam. Şimdi başlangıçta A kabındaki suyun tamamı ile C kabının kaçta kaçı doldurulabilir? O zaman şöyle diyebiliriz. A kabındaki 1 bölmeye ben K demiştim. K demiştim. K demiştim. C kabındaki 1 bölme 3K oldu. 3K oldu. 3K oldu. 3K oldu. O zaman C kabının büyüklüğü 1, 2, 3, 4, 12K. Doğru mu? 12K. A kabının başlangıçta A kabındaki sıvı toplam 3K. Yani 1 bölü 4'ünü ancak doldururum arkadaşlar. Tamam mı? Ne demiştik? Aynı cins yazınca hiçbir sıkıntı kalmadı. Buradaki full dolu suyu bunun içine döktüğüm zaman burası da boş düşünün. Sadece ne olur? Bir tane yani şunu doldurur sadece. Çünkü 3K ya bu. Her bir bölmesi 3K bunun. Burada bulduk. O yüzden 1 bölü 4'ünü doldururum. Doğru cevap Bursa.
Evet, geldik bu videonun son sorusuna arkadaşlar. 10-10-10 çekip paylaşacağım. Şimdi bu birazcık ağır olmuş, yani gerek yok bence bu soruya. Bence bu sorunun sorulmaması gerek bence. Şimdi şunları aynı cins yazmam lazım ki sıralayayım arkadaşlar, yoksa bilemem. Şu kök 2 eksi 1 yerine şöyle şunun yerine bunun denge olan aynı ifade 1 bölü kök 2 artı 1. Bu ifadeyle bu aynı şey arkadaşlar. Bakın, eşitlikle genişlettiğiniz zaman alt taraf 1 gelecek, üst taraf kök 2 eksi 1 gelecek. Şimdi tamam, bunu yaptık. Şimdi şurada şunun formülü var arkadaşım. Şurada eğer 2 varsa arkadaşlar, kök içinde kök, burada da 2 olmak zorunda. Şunun çarpımları ne? 2 ve 3, doğru mu? 3 ve 2. Eğer çarptığın zaman, bu topladığın zaman bunu veriyorsa arkadaşlar, bizim direkt şunu şöyle yazabilirim. Formül bu. Buradaki eksi, buradaki artı buna göre değişiyor. Yani burası çarpacaksın. Bu ikisinin çarpımı 6. Bu ikisinin toplamı 5. Verdi mi? Verdi. O zaman buraya kök 3, bu eksi ya. Eksi kök 2 yazabilirim arkadaşlar. Bunun yerine de ne yazabilirim? 1 bölülü yazdım ya bunu. Hepsi aynı cins olsun diye. 1 bölü kök 2 artı kök 3 yazabilirim. Tamam, bak. B bu oldu. B bu. A bu. Şimdi C de zaten aynı cins olduğu için şunu da dörtlü yazayım. Kök 2 ya bu. 2 ya bu. Bunun yerine kök 4 yazayım. Rahat görün diye. Bak şimdi. Zor olmuş yani. Ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Bu soru zor. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim hatta. 1 bölü. Şurası 1 artı kök 2. Ya ha kök 1 artı kök 2 fark etmez. Bu A. Bu kök 2 artı kök 3. Bu kök 3 artı kök 4. Şimdi hiç 1 bölü olarak düşünmeseniz en büyüğüne bu dersiniz. Doğru mu? C dersiniz. Mantıklı değil mi? Kök 3 ile kök 4'ü toplamış. Burada kök 2 ile kök 3'ü toplamış. Burada da 1 ile kök 2'yi toplamış. En büyüğü bu olurdu. Ama 1 bölü olduğu için C en küçük olacak arkadaşlar. C en küçük. Sonra B, sonra A. Normalde en büyük kimdi? 1 bölü görmesem bu en büyük. Sonra bu, sonra bu derdim. Ama burada 1 bölü olduğu için şöyle düşün. 5, 4, 3. Bu 5 daha büyük değil mi? Ama 1 bölü 5, 1 bölü 4, 1 bölü 3. Bu sefer 1 bölü 3 en büyük. Anlatabildim mi? Ne yapıyor? 3 parçadan birini alıyor. Burada 5 parçadan. 5 kardeşten bir pay. 3 kardeşten bir pay. Öyle düşün. O yüzden en küçük C, sonra B, sonra A. Doğru cevabımız ne oldu arkadaşlar? Denizli. Şimdi bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi 11 ile 20'ye kadarki soruları da diğer videoda bulabileceksiniz. Böyle parça parça çözeyim dedim. Ben de dinleneyim. Ama hepsini beraber atacağım için sizin için fark etmeyecek. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay.